Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biz sorduk onlar bilemedi konseptimizde. Çok eğleneceğimizi düşündüğüm iki yarışmacıyla beraberiz. Arkadaşlar öncelikle sizleri tanıyalım isterseniz. Merhaba, ben Esin Eren, enstrüman mühendisiyim. 22 yaşındayım. Marmaris'ten geliyorum. Hoş geldin. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Şeyma Namal. Makine mühendisiyim ben de. Eskişehir'den katılıyorum. Arkadaşlar biraz çalıştınız galiba. Yok, birazcık rezil oldum. Az önce bak. Eğlencesi yüksek olsun diye çalışmadım. Evet, size çok güzel sorular hazırladım. Umarım çok keyifli bir yarışma olur. Dilerseniz ilk sorularımıza başlayalım. Evet. İlk 3 sorumuz test sorusu olacak. İlk sorumu okuyorum. Volvo markası ilk nerede kurulmuştur? A. Almanya, B. İsveç, C. İsviçre, D. Amerika. Sadece şık yazmanız yeterli. Volvo markası nerede kurulmuştur? Yardım aldık. Evet, cevapları alalım. Zor bir soru değil aslında. Evet. Bakayım ben. Güzel bir cevap. Tamam ya. Ay çok küçük yazdım. Güzel bir cevap. Kameraya alalım cevapları. A. Almanya, C. İsviçre cevaplar. Doğru cevabımız tam ortası B. İsveç'ti. Yaklaştık İsviçre olarak evet. Ama... Karışıyoruz. Evet, yakın zaten. Evet, ben de karıştım. Şeyma'cığım sen Alman dil olarak düşündün bu arada. Ben evet öyle bir düşüneyim dedim. Ne olacak bakalım. 0'da 0 müthiş başarı. İnşallah hep böyle olur ve bilemezsiniz. İkinci soruya geçiyoruz. Amerikan yapımı araçların kornası genelde hangi notadan çalar? Ne? A, do, B, re, C, mi, D, fa. Size güzel ve özel sorular soruyorum. Çok orijinal olmuş. Ciddi bir soru. Evet. Gerçekten böyle bir şey var. Sorarken çok merak ediyorum. Yani, sorarken bilmiyorum ama artık biliyorum. Tabii artık biliyorsun. Evet. Mi çok ince. Mi olmadı. İnce geldi. Mi değil. Mi değil. Nedir o zaman? Böyle dediği için mi bence ya. Rakip ölüyor. Sonra mi yazıyormuş. Tamam tamam. Cevapları alalım. A, do ve C, mi cevapları geldi. Şeyma taktik yaptı ama doğru cevabımız C değil. D olarak fa'ydı. Evet. Fa'dan çalıyor. Oh, aslında doğru bir yaklaşımdı. Mi inceli ama sen şaşırtma olabilir diye düşündün sanırım Şeyma. Tabii. O yüzden. Evet. 2'de 0. Müthişsiniz. Çok iyi. Hedefler sanırım en az birer doğru bilmek. Yani biz berabere bitirelim evet, diyorum. Ben çok memnunum şu an durumda. Doğru da konuşmamıştık. Sadece beraber bitirelim. Beraber bitirelim yeter dedik yani. O zaman 3. soruya geçiyorum izninizle. Hangisi araba markasıdır? Oldsmobile, Boxman, Fluence, Alruti. Hangisi araba markasıdır? Oldsmobile, Boxman, Fluence, Alruti. Cevapları görürsen çok sevineceğim. Ay. İki cevabı da kameraya doğru alalım. Alruti. Yaşasın aynı şey. aynı doğruyu yapmaya yakındınız ama ikiniz aynı yanlışı yaptınız yine. Peki burada cevap Alruti değil. Evet. Sizce cevap nedir? Bence Boxman'dır. Ben Evet, Oldsmobile mi? Evet. Oldsmobile değil mi? Evet. Ben çok sayılmalı. Ya bence de ya. Ben ikinci soruda bildim ama. Yarım puan. Ya çok açıktı ya evet. Doğru. Müthiş ama ben hani mobilden falan evet, bir şey yaparsam. Evet ben de oradan. Oradan gitmiş büyük ihtimalle. Evet. Diğerlerini de Tolga ile beraber sıktık. Güzel markalar sıkmışız değil mi? Bayağı başarılı onlar olur bunlar ha. Evet evet. Boxman'ın mesela şeyden çıktı. Çok doğru bir şey gibi değil mi? Ben Porsche'in... yerdim yani. Bunu anlatsan öyle miymiş diye yerdim ben. Mesela 5 şıkkını Boxman'ı Porsche'in Boxer'ı ve Cayman'ından birleştirdik. Boxman yaptık. Çok başarılı bir çok iyi bence de. O yüzden güzel sağlık size. Ben inandım size. Yani hepsine. Size 3'te 0'la müthiş bir başarı ilerliyorsunuz. Şimdi şıksız sorulara geçeceğiz. Buraya çalıştığınız için büyük ihtimalle burada doğru cevaplar vereceksiniz diye düşünüyorum. Hayır. Çünkü biraz önce... Yazılışta kaybedebiliriz. Evet ama. Evet kaybedebiliriz. Görseldeki amblem hangi aracındır? Hazır mıyız? Evet. Çok sevindiler çünkü 5 dakika önce halalarım amblem bakıyorlardı. Yazdıysak cevapları kameraya doğru alalım.
Ben de görebilir miyim tekrar detaylı? Mitsubishi. Evet, ikinci de cevabı doğru. ama şimdi biraz önce çalıştığınız için birer puan vermeden önce ben bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Mitsubishi ile ilgili bir marka yaz, bir modelini yazın. Mitsubishi'nin bir modelini yazmanızı istiyorum. Şey, Magnum'un var. O paketi tüh ya, yazamam. Olmaz. Olmaz. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Tamam. Bildik işte. Hiç yok mu aklınıza? Yok, sıfır. Sıfır. Güzel. O zaman ikinci görseldeki amblem hangi marka aracının sosuyla devam ediyoruz? Hazırsanız soru gelsin. Evet. Evet, çalıştı. Az önce baktık. Yaşasın. Ama yazılıyız. Niye ben rakip gibi yarışmıyorum ki? Sen tek başına bakmak yerine Esin gel beraber bakalım dedin. Evet. Bakabilir miyim? Kamera doğru alalım cevapları. Ben de görebilir miyim? Evet, iki cevap da doğru. Ama ben bunu biliyordum zaten. Çok iyiyiz önceden. Kesin. Gerçekten Emre. Mitsubishi'yi de biliyordun ama hiçbir modelini bilmiyorsun. Onu bilmiyorum. Bayağı başarılı. Evet, 2'de 2 gidiyorsunuz. Gerçekten başarılı. Şimdi tahmin sorularına geçeceğiz. Tahmin sorularında çok güzel tahminler bekliyorum sizden. Tamam. Umarım böyle 80 milyon satışlar gibi güzel absürt cevaplarımız olur. Dilerseniz tahmin sorularına geçelim. Durum 2-2 olarak ilk tahmin sorusunu yazıyorum. Söylüyorum. G harfiyle başlayan kaç adet araba otomobil markası vardır? Türkiye'de olarak düşünün. Türkiye'de satılan arabalar olarak düşünün. Yani çok absürt işte Avrupa'da olup Amerika'da Türkiye'de olmayan arabalar değil. Sadece Türkiye'de olan arabalarla ilgili düşündüğünüz zaman. Çünkü tüm Türkiye'deki arabaları biliyoruz. Evet. Tabii aynen. Yani şey, zor bir model değil yani. Marka değil. Aslında çokça gördüğünüz bir marka. Düşünelim. Var mı böyle işte Renault gibi, Ford gibi. Kaç tane yani? Kaç adet araba markası var? Bakın isimlerini falan sormayın. Evet. Sen şu an bugüne sormayın. Ben sayayım. Bir tane geldi. Yazalım mı? Ne yapalım artık? Hiçbir şey gelmediği için bu cevap. Cevaplar hazırsa kamerayı doğru alabiliriz. Bakabilir miyim cevaplara? 11 ve 0. aklıma bir tane geldi, bir tane yanına bir daha koydum. Evet, aynen öyle. Şu çok silik bakmış. Benim aklıma hiç yok. Zaten bir tane var. Be. O yüzden en yakın cevabı isim var. Sıfır cevabıyla. Çok iyi. Ama ben söylemiştim ona. Hayır, kabul ediyorum. Siliyorum bunu. Tam bir de sen nokta atışıydı. Evet. Ne o? Jelly. Çok duymamışsınızdır. Ama başka Türkiye'de çok satılan ben vardır arası diye düşündüm ya. Bir çok güzel bir yaklaşımdı ama yanındaki bir nokta atışından sonra diğer bir müthiş oldu. Yani bir aklıma gelip nasıl 11 diyebiliyorsun yani, o da var. Evet. Ben 2 falan yazarsın diye düşünmüştüm. Aklıma, çok da belki aklıma gelmedi. Ben de dedim hani muhtemelen o hiç der. Hiçe ben daha yakın olurum çoktan diye düşündüm ama olmadı. Olmadı. Dilerseniz diğer tahmin sorumuza geçiyoruz. Ne oldu? 21 tane var. Türkiye'de satılan. Hatırladım. Soru yanlış değil mi? Bantalama ya. Tüh, ben onu düşünmüştüm. Bir diğer tahmin sorumuza devam ediyoruz. 1888 yılında Mercedes'in kurucusu Carl Benz 66 kilometrelik ilk uzun yolunu ortalama kaç kilometre bölü saat hızla gitmiştir? 66 kilometre ilk uzun yol. Evet. Tabii ki kötü bir dönem. Yani ilk araba yani böyle yeni araba oluyor. 66 kilometre bir yola kaç kilometre bir saat hızla gitmiştir ortalama olarak? 88'den. Tamam, bir daha cevap vermeyeceğim. Bir daha benim cevap vermiyorsun çünkü. Evet. Güzel. Ortalama.
Kamerada alalım. Ben de görebilir miyim cevapları? 30 km'ye 82 km. 82 spesifik bir sayı. Tabii. Yani net 82. Hız sınırı zaten ondan sonra geliyor. Ama yıl 1888 ya arkadaşlar. Ya. Yani. Evet. Ama Mercedes yani hani ne bileyim. Ama yıl 1888. Yıl zaten 66 km hani. Yani ya. Bunun durması var, o su var, bu su var. Ama ortalama yani. Tamam o kazandı tamam ya. Cevabı duymak istiyor musun? Evet. 0.91. 66 kilometrelik yolu 72 saatte tamamlıyor. Gitmemiş ki o duruyor mu? Yürüyerek gitse daha iyi olabilirmiş belki. Bence kesinlikle yani. Bu durumda 4-2 oluyor skor. Çok iyi. Ama Şeyma hiç üzülmene gerek yok. Yo, çünkü ben hiç üzülmüyorum. Son sorumuz kanal sorusu. Hiç üzülmüyorum. Son kanal sorusunda eğer bilirsen 2 puan alırsın. Zaten ben üzülmedim. Mercedes'e üzüldüm yani. Başarısız olmuş. Tabii o başarısız yani. Bakalım son soruda belki durumlar eşit olabilir veya sizin sen farkı da açabilirsin. Hadi bakalım. Son sorumuz kanala abone. Bu arada kanala abone misiniz? Evet. Ben kesin kanalım. Kesin. O zaman bu soruyu rahatça bilirsiniz. O zaman bunu bilen 2 alsın kim bir şey olsun. Aynen. Yani. Bunu bilen 2 puan alacak. Aa güzel. Ha pardon. Sorumuz gelsin. Araba hakkında YouTube kanalında sahibinden öğren konsepti videoları hangi gün ve saat kaçta yayınlanmaktadır? Oba. Her hafta aynı gün, aynı saatte yayınlıyoruz. Ciddi mi? Evet. Takip edenler hemen belli oldu. Ciddi mi? Hiç görmedik. Dur. Peki günü bilsek, saati bilemesek falan öyle bir şey yok. Tam bilmeyiz. O zaman kesin hiç bilemeyeceğiz zaten. Yani. Günü bilsen saati bilemeyeceksin sonuçta. İnşallah yani. İnşallah biliyorum bir çatırt diye yazıyormuş falan. Evet. Bir saat mi? Cevapları kameraya doğru alalım. Bir cevabımız cumartesi 14.00, bir cevabımız da cuma 17.00 değil mi? Yani bayağı takip etmiyoruz. Yani günün bile yanından geçememişiz. Ama bu zordu. Evet bunu bilen... Kanalın direkt kapak fotoğrafında yazıyor. Aa. Her hafta pazartesi günleri 19.30'da sahibinden öğren videoları sizleriz deyiz diye. Hani cuma ve cumartesi var mı müthiş cevaplar? Belki... Ama böyle daha iyi olur cuma cumartesi mesela. 19.30. Evet. Yine... Ben... Evet ama gün olarak bayağı aramızda fark var. Bu durumda kanalımızın sorusu bilinemedi ama olsun yine Esin 4 puanla 2 puanlık bir yarışmayı kazanmış oldu. Esin seni tebrik ediyoruz. Artık ritüel olarak araba hediye ediyoruz. Evet. İnşallah ileride gerçeğini de hediye ederiz. Harika. Yavaş yavaş başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Aynen öyle adım adım bu işler. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum görüşmek için. Umarım izlediğiniz için keyifli ve bilgi dolu videomuzdur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Araba hakkında bilgi sahibi olmadan araba sahibi olmayın. arabahakkında.com